değerli misafirler, kıymetli öğretmenlerim ve sevgili arkadaşlarım. Bize Sosyal Bilimler Lisesi tarafından düzenlenmiş olan Edebiyat Sözlüğü'ne hepiniz hoş geldiniz. 15 Mart 2024 Cuma akşamı konuğumuz Elif Derviş. Elif Hocam hoş geldiniz. Hoş buldum Şevval'cim. Teşekkür ederim beni ağırladığınız için. Öncelikle sizi sormak istiyorum. Nasılsınız hocam? İyi misiniz? İyiyim. Yorgunum tabii. Cuma akşamı hepimiz yorgunuzdur muhakkak. Onun dışında iyiyim. Çok şükür. Bir grip atlattım ama artık geçmiş gibi bir şey olsun diyelim. Geçmiş Sizin olsun umarım. Çok güzel. Böyle genç arkadaşlarla buluşmak hep e, enerji veriyor. Ben kendim de öğretmen olduğum için bir öğrencim de burada Ömercan. E, o yüzden de gençlerle olmak hep yorgun da olsak enerjiyi yükseltiyor. Teşekkür ederim sorduğun için. Hocam isterseniz biraz programın akışından bahsedeyim. Programımız kitabı okuyan ve inceleyen arkadaşlarımızın sorularıyla devam edecek. Ee, yavaştan başlayalım istersen sorulara. Nasıl isterseniz. Ee, programın ilk sorusu Nisanur Güneş arkadaşımızdan. Nisanur sorunu yöneltebilirsin. Öncelikle hoş geldiniz. Elif Derviş olarak kendi yazma yolculuğunuzdan ve uyuşmanın iki, kapa iki kapak arasına gelene kadar olan sürecinizden biraz bahseder misiniz? Ne kadar vaktimiz var? <laughs> Bayağı uzun bir süreç. Ee, yani şöyle benim yazma sürecim çok sizin yaşlarınızdayken belki daha bile önceyken e, başladı. Genelde öyle oluyor zaten. Hani bir şeye çok eğilim olan insanlar çok geç yaşlarda değil. E, severek yapıyorsa eğer gençken başlıyor ama eğer sorduğum şey gerçekten profesyonel olarak yazma, bir yerlere yazı yollama, öykü yollama işte romanı bir yayın evine yollama süreci ise 40 yaşımdan sonra oldum. Şu an 47'yim. 45 yaşındayken çıktı kitabım. Ee, hani ondan önce de cesaret edebilip de bir yerlere öykü yolladığım yarışmalara, dergilere gerçekten 40 42 yaş civarı oldu sanırım. Ama yazı hep vardı hayatımda. Günlüklerle, e, öyküyle, roman denemeleriyle, blog yazılarıyla e, bilmiyorum soruna cevap oldum ama iki, iki, ta, iki, kapak arasına gelmesi yayın eviyle konuştuktan sonra oldu tabii ki. O birazcık artık onu da yeni yeni tanıyorum. O piyasada çok yeni sayılırım. Ee, biraz meşakkatli bir süreçmiş. Sabretmek gerekiyor bekleyince oluyor. Olmasa da çok önemli değil ama işte sizin gibi böyle güzel insanlara ulaşınca insan mutlu oluyor. O açıdan güzel bir şey. Yani yazma sürecim çok genç, çok küçük yaşta başladı. Çok sekteye uğradığı zamanlar da oldu. Cesaretim kırılıp. Demin İsmail Hocam dedi ya hani özgüveni de biraz teşvik etmek için bu buluşmaları da yapıyoruz diye. O özgüven kırılabiliyor dönem dönem. Aileler kırabiliyor, öğretmenler kırabiliyor. Yazıyla ilgilenen profesyoneller kırabiliyor. Ama çok aslında dinlememek mi lazımmış? Biraz ben o açıdan geç girdim bu yola profesyonel anlamda. Sevgili Nisa. Teşekkürler. Rica ederim. Ee, sonraki soru sorması için Nermal'e sözü bırakıyorum. İlk öncekine hoş geldiniz. Ee, felsefedeki bir düşünce olan yetişkinler çok soru sormaz çünkü dünya hayatına alışmışlardır. Çocuklar ise çok soru sorarlar. Filozoflar gibidirler. hani Dünya hayatına alışmamışlardır. Balhat'ın e, dünya hayatına alışmasını nasıl yorumlarsınız? Memleketinden uzaklaşması ya da çok basit kavramları bile yabancılık çekmesi gibi düşünebiliriz. Teşekkür, Teşekkür ederim. Ben bu işin en çok bu kısmını seviyorum sanırım. Hiç aklıma hayalime gelmeyen şeyler sormasını okuyanların. E, çocuklar çok soru sorar. Evet ben ben soru sormayı çok seven bir insanım Lamia. İsmin çok güzelmiş bu arada hiç duymamıştım. Ee, soru ben hala çok sorarım. Ben soru sorarak öğrenen, o şekilde sorgulayabilen ve kafamda bir şeyleri e, anlamlandırabilen, anlamlandıramasam da o yolda devam etmeye çalışan bir insanım. Belki Valhaf o açıdan benden etkilenmiştir. Çok bana benzeyen bir adam değil ama... E, birazcık fantastik öğeler olduğu için siz de okuyunca fark etmişsinizdir. Hani o kendi köyünden, o dağların arkasındaki, okyanus kıyısındaki balıkçı köyünden hiç çıkmadığı için Orada var olmayan hiçbir nesneyi de bilmiyor. Ben de öyle uyandı. Balhaf'ın e, yaşam öyküsü diyeyim. Ve çıktıktan sonra da başka hayatlara karıştıkça nasıl mesela işte benim Oktu'da öğrencilerim var. Eğer küçük bir köyden geliyorlarsa gerçekten çok farklı yerler, çok farklı insanlar tanıyabiliyorlar. Balhaf'ın ki biraz daha eşya boyutunda. Kitap hiç görmemiş hayatında. İşte ne bileyim e, balığın o şekilde yendiğini hiç görmemiş. Ee, o yüzden de evet sora sora öğreniyor ve ım, bir çocuk merakıyla olmasının sebebi de birazcık aslında o acıyla o uyuşmayla birlikte e, belki özüne dönüyor bilmiyorum sen sorduğun için düşünüyorum şu an bunları açıkçası çok bilinçli oturup düşünerek yazdığım şeyler değil e, ama tekrar o merak dönemine dönebilme şansı yakalıyor belki yani o acısıyla birlikte onu yapamazdı muhtemelen umursamazdı ee, başka bir yere gidip kendi hayatından ve ızdırabından uzaklaşma şansı olunca ve o unutma süreci onun dışında gelişince e, herhalde birazcık o safla saflığı yaşama fırsatı bulmuş olabilir. Burada olsaydı Valhap da ona sorsaydık keşke. <laughs> Bilmiyorum yeterli oldu mu soruna cevaben? Evet teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Güzel bir soruydu. Hocam bir sonraki soruyu ben sormak istiyorum. Tabii. Ee, romanınızın doğanın büyüleceği dö döngüsü ve ölümü kabullenip... hayatı daha derinden yaşama konusunda da derinlikli şeyler söylüyor. Siz doğa-insan ilişkisi üzerine neler söylersiniz? Ben doğayla insanın ilişkide değil direkt bir olduğunu düşünenlerdenim. Yani doğanın bir parçası olduğunu... Maalesef unutmaya başladığımız için birazcık yaşadığımız sıkıntıların da e, büyüdüğünü, kafamızda büyüdüğünü, hayatımızda büyüdüğünü düşünüyorum. E, yani döngülere, hayatın içindeki döngülere baktığımızda, mevsimlere, e, her ne bileyim her e, yeşeren çiçeğin, yaprağın eninde sonunda ölüp toprağa karıştığına. Yani bu kadar temel şeylere baktığımızda, dolunayın işte bir ay içinde o döngüsünü tamamlayıp sürekli yeni ay şu bu o evrelerden sürekli geçmesi e, sabah olması güneşin en tepeye çıkması akşam olması, gece olması yani doğayla hiç kopuk değiliz aslında e, koparan biziz biraz insan kendini üstün gören bir varlık malum e, zeka e, dolayısıyla insan zekası çok üstün görüldüğü için bilim zekası çok üstün görüldüğü için ama ben doğayla insanın doğrudan ilişkide olduğunu ve o ilişkide de olabildiğince kalması gerektiğini düşünüyorum. Ne kadar doğayla olan benzerliklerimizi unutmazsak ya da hatırlamak için fırsatlar yaratırsak, ne bileyim bir ormanın içinden yürürken sadece bir yere yetişmek için değil de gerçekten o kuşları duyarak, gerçekten e, doğu felsefesindeki bir hocanın bir lafı vardır. Böyle bir yumuşak basın ki bastığınız toprağa, hani orada bir canlı var, canı yanmasın, o kadar yumuşak basın onu hiç unutmadan diye. O yüzden de doğayla insan ilişkisini ben çok zayıfladığını ama istenildiğinde çok kuvvetli olabilecek kadar ikisinin birbirine yakın olduğunu düşünüyorum. Teşekkürler hocam cevabınız için. Ee, bir sonraki soru Semanur Bakır arkadaşımızdan. Ne güzel sorular hazırlamışsınız. Öncelikle tekrardan hoş geldiniz Elif Hanım. Ee, hoş Valdonun buldum. Eşi ve oğlunu kaybetmenin acısıyla kapattığı hafızası aslında öncesinde de başka şeylere kapanmış. Yeni kapılar açılırken eskilerin üzerine sürgüler çekilmiş. Ama o bunu fark etmemişti. Bunun nedeni ne olabilir? Ee, bu sanırım benim... Hani kendi deneyimlerimden de etrafımdan dinlediğim şeylerden de yani genel olarak hayatta bir şeyleri çok ağır yaşadığımızda unutmak bizi bir yerde iyileştirmek için bir süre veriyor bize. Yani otomatik olan bir şey bazı durumlarda. Mesela çok ciddi travmalar yaşayan insanlarda da hani psikolojiyle ilgilenenleriniz varsa ya da burada bir psikolog olsa daha iyi anlatırdı benden ama e, ağır bir travma yaşadığında insanlar mesela onu bir süre hiç olmamış gibi tamamen unutup hiç yokmuş gibi hayatlarına devam edip sonra bir tetikleyiciyle ne bileyim duyduğu bir şarkı, duyduğu bir koku, gördüğü bir renk bir şey bir anda tetiklenip hatırlayabiliyor. Yani unutmak aslında bizim bazen hayata devam etmemiz için e, gerekli olan bir şey diye düşünüyorum. E, özellikle böyle çok büyük acılarda hani şey o uyuşmanın adı da zaten o yüzden hani oradaki o da sadece o acıyı uyuşturuyor hani bir dişçiye gittiğini düşün dişin çekiliyor o oraya yaptığı iğne sadece birkaç saat uyuşturuyor aslında oradaki ağrı hala orada ve ağrı kesicinin etkisi bittiğinde ağrı devam ediyor yani unutmak birazcık e, iyileşme sürecinde daha az ızdırap çekmek için vakit kazandırıyor sanırım ki de biraz öyle bir şey Rica ederim. Sonraki soru Kevser Tirgil arkadaşımızdan gelecek. Merhaba hocam tekrardan hoş geldiniz. Hoş Benim olun. sorum roman kahramanı Vahap sıradan dünyasına bırakarak çıktığı yolculuğunda çeşitli aşamalardan geçtikten sonra uyanışı ulaşır. Artık o yolculuğa çıkan aynı kişi değildir. Yol, yolculuk ve insan ilişkisi, ilişkisi üzerine neler söylersiniz? Of çok güzel sorular soruyorsunuz yol yolculuk ya hayat zaten öyle bir şey e, çok klasik bir cevap olacak belki ama e, hepimiz şu an buradaki her bir kişi ben de dahil bir yolculuğun içindeyiz her an bir yere sapabilecek yollar bunlar ve biz bilmiyoruz o yolun nereye çıkacağını. Ee, ve aslında nereye doğru gittiğimizi çok da bilmeden o yolda ilerliyoruz. Yani bir yazarın bir sözü vardır. Şu an adını hatırlamıyorum, Rus bir yazardı galiba. Bir romanı yazmaya başladığınızda sonunu görmezsiniz ama yazmaya devam edersiniz. Aynı hayattaki gibi. Yani bir yol kıvrılan bir yol düşün. E, o yolun sonunu bilmiyorsun ama o yol bir yere çıkacak. Ondan eminiz. Bazen sisli oluyor, bazen karlı oluyor, bazen beklemen gerekiyor, bazen geri dönüyorsun o yoldan. E, yol ve insan direkt bence e, bütün yani istersen hiç evinden çıkmadan yaşayan bir insan ol o senin yolun yine de hayatın devam ettiği sürece e, yolculuk devam ediyor. Ve ben hani öğrencilerime mesela bazen sorduğumda bir yere gitmek söz konusu olduğunda diyelim tatile ya da seyahate. Gittiğiniz yerde olmak mı daha önemlidir yoksa o tren yolculuğu mu otobüs yolculuğu mu ya da yürüyerek gitmek mi diye. Sadece orada olmayı isteyenler de vardır yolculuğu çok istemeyen. Ben yolculuğu çok önemseyenlerdenim yani e, çünkü o da bir hayatımıza dahil uzunca sürelerle e, ikincisi asıl keyifli olan o sanki yani çünkü nereye gidersen git bir şeyi unutmak için de gidiyor olsan işte iş hayatından okul hayatından kaçıp dinlenmek için de gidiyor olsan kafanın içinde ne varsa onunla birlikte gidiyorsun o yüzden o yolculuğun e, durduğun yerde de olsa devam ettiğini düşünüyorum ben kafanın içinde bu aslında eğitimde de, de, eğitimde de böyle e, sanki biraz Elif hocam o süreci biz biraz kaçırıyoruz hep sonuca bakıyoruz Değil yani, mi? Eğitimde hani biz çocuklar şimdi tiyatro yapıyorlar e, işte Hı -hı. yönetmenliğini de onlara yaptırıyorum yani hemen hemen her şeyini onlara yaptırıyorum ben sadece danışmanlık yapıyorum ve e, okul müdürümüzle de sohbetlerimizde diyorum ki hocam velev ki oyun mükemmel olmasın hani oyun da güzel oluyor da yani e, evet. elimizden gelen gayreti gösteriyoruz hani diyelim ki olur bir aksaklık velev ki oyun mükemmel olmasın sahnede o akşam ama evet. o sezon boyunca o çocukların orada kazandıkları işte o birlikte çalışma arkadaşlık paylaşma yani bunun gibi işte e, sorumluluk bir şeyi takip evet. etme Birçok değer o süreçte aslında bu yoldan e, bana çağrışım yaptı. Yani o yolu çoğu zaman gözden kaçırıyoruz ama yol sanki daha hı hı. kıymetli. Çok. Bence çok daha kıymetli. Ben mesela bizim eğitim sistemimizin ben de öğretmen olduğum için çok rahat konuşabiliyorum. Bu sürekli sınav, ödev, notlama sistemi de beni, beni bile çok yoran bir şey kafa olarak. Evet. E, öğrencileri de yani evet. Kim sormuştu? Nisan mı başta sormuştu? E, yani ne sormuştun Nisa? Seninkiyle ilgili bir şeydi. Yazma süreci, yazma süreci. Ha, yazma bir... süreci. Mesela sonunda evet bu kitap çıktı ama ben ne öğrendiysem o yolda öğrendim. O kitabı nasıl yazmam gerektiği, nasıl yazmamam gerektiği deftere veya ekrana koyduğum her cümleyi. Kullanmalı mıyım, kullanmamalı mıyım, hangisi fazla kaçtı, hangisi tekrara düştü, nerede bir şey eksik kalmış, nerede kurguda bir kopukluk var. Ne öğreniyorsanız aslında yolda öğreniyorsunuz. Öbürü sadece ürün. Hmm. Ee, o yüzden de yol gerçekten dediğiniz gibi çok kıymetli. Okuduğunuz iyi metinler ve iyi yazarlar da bu sefer yolunuza çıkıyor. Yani o e, e, yolu besleyici şeylerden birisi de o oluyor belki de o süreçte. Yoldaki engeller de çok öğretiyor. Yani bir kitabın çıkma süreci de çok meşakkatli bir şey olduğu için Türkiye'de en azından diğer ülkeleri bilmiyorum e, hayal kırıklığıyla baş etmeyi de öğreniyorsunuz aldığınız olumlu olumsuz olumlu tepkilerle şımarmamayı e, olabildiğince olumsuz tepkilerle de kendinizi harap etmemeyi öğrenmeniz gerekiyor ve bu sadece yazma için de değil yani e, biri olumsuz bir şey söylediğinde yıkılıyorsanız belki o an yıkılmanız gerekiyor çünkü yo, o yolda daha demek ki öğreneceğiniz bir şey var o yıkılmadan Evet teşekkürler. Şey var Hı -hı. kusura bakma araya girdim böyle. Yok hocam. Ee, bir sonraki soru Elif Şükran arkadaşımızdan. Ee, hocam Hadi şöyle şimdi. ki Vahaf sürekli e, sürekli olarak hayatı boyunca bir üzün içerisinde, hüzün içerisinde. E, sizce onu mutlu eden şey ne olabilirdi? Hmm, hayatı boyunca iyi bilmiyoruz aslında sanki. Çünkü öncesi e, fena değil gibi birazcık yorgun sadece balıkçılıktan sonrasında da bir umut ışığı var gibi bir son kısmını tekrarlar mısın sorunun ne olsa sizce mutlu olurdu onu, mu dedin evet sizce onu mutlu eden şey ne olabilirdi ee, şimdi ya yaşadığı kayıptan sonraki o kayboluşunu her şeyi bırakıp gitmek isteyip yani sanki o köyde artık onu tutan hiçbir şey olmamasını düşünürsek ailesi mutlu ediyordu diye düşünebiliriz ben de kendi karakterimle ilgili çıkarımda yapıyormuş gibi oldum ama biraz öyle artık benden çıktığı için Valhaf ee, ama sanırım artık dönüşen biriniz yine sor söylemiştiniz ya en baştaki adam olmayan Valhaf o dönüşüme uğrayan Valhaf artık birilerine şifa olabilmekle e, mutluluğu bulmuş gibi görünüyor sanki ben dışarıdan da Elif olarak Valhafa baktığımda, çünkü e, hatırlarsanız o gemide giderken o yaşlı bilgi adam ona diyor ki, sen de bu iyileşme halini, şifayı başkalarına verirsen bu daha hızlı olacak. Hem sen daha çabuk iyileşeceksin, hem de onlara yardımcı olacaksın. Benim kendime ne faydam var ki cinsi e, bir şey söylüyor o da. Ama en sonunda e, o da o beyaz eve gittiğinde o anneye çocuğa işte müzisyene yani orada sıkıntısı olan birilerine el uzatmaya başlıyor ve öyle öyle zaten yolu açılıp iyileşmeye ve dönüş yoluna giriyor yani artık sonrasında ne olur Valhaf'ın bilmiyoruz sonra e, başka bir mutluluk sebebi bulur mu tekrar geri döndüğü köyünde ama e, kitapta olduğu kadarıyla herhalde artık biraz daha e, ne diyeyim çok romantik bir bakış açısı olacak ama her zaman bir umut olduğu ve hani insanlara yardım ederek de o umudun yayılabileceği gibi bir şey mutlu eder gibi. Yeni Valtafo. Teşekkür ederim hocam. Çok zor sorular hazırlamışsınız arkadaşlar. <laughs> Hiç bunları düşünmedim ben yazarken ama bu yüzden güzel işte. 20 kişi okuduysa 20 farklı okuma. Bir sonraki soru için Hüseyin Okan'a sözü bırakıyorum. Hı hı. Öncelikle merhaba hocam. Hoş geldiniz tekrardan. Merhaba Okan. Ee, romanın başından beri bence dikkat çeken karakter isimlerinde nasıl karar aldınız? Şöyle çok güzel soru. Ee, ben isim koyma özürlü bir insanım. Yani e, Türkiye'de geçen bir öykü yazdığımda bile hani onda yine en azından Ahmet Mehmet Okan Elif deyip geçebiliyorum. Çok özellikle sembolik yapmak istediğim bir şey yoksa ki genelde olmuyor. Ama ben Valhoff'in hikayesinde önce doğa isim, önce adam dedim. Adam, kadın sürekli. Sonra o sırada birlikte çalıştığım hocam dedi ki böyle olmaz yani sürekli adam kadın mı diyeceksin roman boyunca isim koyman lazım. Doğa isimleri koydum. Bu sefer zaten çok fazla doğayla ilgili şey geçtiği için romanın kendisinde onlar da olmadı. İşte rüzgardı, dalgaydı vesaire. sonra dedim ki bu Türkiye'de geçen bir hikaye değil. Ya da herhangi başka bildiğimiz bir ülkede geçen bir roman değil. Ee, dolayısıyla benim uydurma hakkım var. <laughs> ee, o yüzden de ben o isimleri bayağı... Aslında uydururken kullandığım bir takım yabancı sözlükler vardı. Oradan şunu alayım, buradan bunu alayım. Heceleri birleştirerek o şekilde oldu isimler. Tamamen kulağıma hoş gelen e, seslerden... Bileşimler diyelim ama Türkçe olmamaları amaçlı yani çünkü Türkçe olsaydı e, şey e, Balhaf değil de Ömer olsaydı o balıkçının adı tamamen farklı bir hissiyat olacaktı ve ben biraz daha fazla içine girmiş olacaktım ölüm çok ağır bir konu olduğu için. E, o konuyu yazarken eğer kendi kültürümden, kendi ülkemden, kendi insanlarımdan birilerinin isimlerini koysaydım yazmak benim için sanırım daha ağır olacaktı. Biraz benim kaçışım diyebiliriz e, fantazıya doğru. Teşekkürler Olurum hocam. hocam. Teşekkür ederim. Rica ederim. Ee, bir sonraki soru Semanur Bakır arkadaşımızdan. Semanur sonra sorabilirsin. Bir soru işimizde yoga felsefesine Yoga felsefesine olan ilginizden bahsetmiştiniz. Bu durumu da görüyoruz. Peki bu ilginizin kısa tarihi nedir? Ee, o soru gel olarak gelmiş sanırım şamanizmle olan ilgim. Yani evet şamanizmi andıran ritüeller var, doğru. Ee, yoga felsefesi benim ben yoga ile uğraşıyorum, yoga eğitmeniyim aynı zamanda yıllardır kendim de yoga yapıyorum. Zaten şamanizm, yoga bu tür doğu felsefeleri birbirine çok uzak değil doğudaki hem hareket hem zihin hem ruh için çalışan felsefeler diyelim öğretiler. Doğayla çok iç içe bir yerde bir hikaye kurduğum için ve hani demin bir arkadaşımızın sorduğu doğa insan ilişkisinin aslında ne kadar bir olduğunu ve bizim bunu hatırlamamız gerektiği ben işlemek istediğim için. E, şamanizm buna birazcık imkan veren bir şeydi. Yani o kadınların ilk iyileştirme, ilk şifa. Çünkü zaten bütün kitap aslında bir tür kendin şifalanma, başkalarından şifa alma, başkalarına şifa verebilmeye başlama hani onların çevresinde ufak ufak dönüyor. Şifa lafı çok geçmese de. E, o yüzden de şamanizm ona Şamanizmle ne kadar ilgilisin Semanur bilmiyorum ama doğaya çok önem verirler. Mesela bir yerden bir ormanda yürürken e, şaman gerçek şamanlar bu arada so şamanlık eğitimleri falan var şimdi de bilmiyorum onlar ne kadar e, şey e, ama gerçek şamanlar eski şamanlar mesela bir ağaçtan diyelim ki e, ateş yakmak için oduna ihtiyaçları var izin alırlar doğadan o şekilde yaparlar. Yani son derece doğayla iç içe ve ona saygıldırlar. Roman da hani özellikle Vahıf'ın doğup büyüdüğü köy buna çok e, uygun olduğu için o iki şifacı kadın girdi. Şamanizm ekleyeyim diye değil kitaba. Doğayla olan uyumlarından dolayı. E, yoga felsefesiyle ilgili soru mu sorulmuştu? Ben onu hatırlamıyorum. Bana hatırlatırsan sevinirim. Sanırım onunla ilgili bir konuşma gerçekleştirdik böyle bir işte. Evet bir söyleşi de sanırım sormuşlardı. Yani dediğim gibi Doğu, doğu felsefelerinde e, insanın kendiyle olan bağı çok önemlidir. Batı daha dışarıya bakar. Mesela Batı var olan hastalığı hastalık olduktan sonra iyileştirmeye çalışır. Bize ilaç vererek, bize ameliyat ederek. Doğu tıbbı, Çin tıbbı gibi mesela e, o olmadan kökenine inip, yani başım ağrıyorsa niye başımın ağrıdığı? Hani o bir süreç ve artık der o ağrı, o sızı, o ızdırap fiziksel olan en son raddede dışarı çıkandır ve seni uyarır. Bak ben iyi değilim, bende bir şey var bir dön bak. Hep içine dönme, kendine bakma ile ilgili. Yani yoga ile ilgili bir şey yazayım diye hiç bir kaygım olmadı ama tabii ki son derece içine dönüyor. Balhaf kendine dönüyor o anlamda bir bağlantı bulunabilir belki felsefesiyle. Bir sonraki soru Yağmur Marz arkadaşımızdan Yağmur sorunu yöneltebiliriz. Şey, e, öncelikle hoş geldiniz. Hmm. Hoş bulduk. <laughs> Benim sorum e, Valhaf'ın küçükken e, kaybettiği ve çok sevdiği kedisiyle dağın arkasında tanıştığı kedisiyle arasında bir bağlantı olup olamayacağı. E, onlar aynı zaten evet. Onlar ikisi de duman. Çok açık olarak söylenmiyor ama e, bir yangında kaybettiği kedi Duman ve onu zaten ilk hmm, hani karısıyla çocuğunu geyin boynuzlarına teslim ediyor ya götürmesi için e, orada hatırlıyor Dumanı da oraya e, gömmüş olduğunu dolayısıyla o ikisi aynı kedi evet yani Duman aslında hem var hem yok. Yani eğer çok gerçekçi bir insansanız sadece ruh, hayalet, işte uyduruk bir şey gibi bakabilirsiniz. Benim için son derece gerçek dağ mı, dağın arkasında da. Teşekkürler. Rica ederim. Teşekkürler hocam cevabınız için. Ee, bir sonraki soru için Yağmur Akgün'e söz bırakıyorum. Buyur Yağmur. Hocam Hı. siz de yazarım, Hı -hı. Şey bir yazılım okula karşı bir sorumluluğu var mıdır Hı -hı. ya da olmalı mıdır? Hayır Bir daha sorar mısın canım? Bir ses karıştı. Şimdi yazarın okura karşı bir sorumluluğu var mıdır ya da olmalı mıdır? Hmm. Ne gibi bir sorumluluk mesela? <laughs> ben çok kendim keyif aldığım için yazıyorum ama şöyle e okurun istediğini vermek anlamındaysa bu. Hani okur neyden keyif alır, toplum neyden keyif alır, Türkiye'de ne yazılmalıdır ne yazılmamalıdır uyar mı bizim kültürümüze uymaz mı gibi bir şeyse hayır ben öyle bir sorumluluk hissetmiyorum ben sanatın bayağı e, kendi yolunda ilerlemesi gerektiğini ve sanatın ancak e, sanatçının yapmaya çalıştığı şeyi özgürce yapabilmesi sonucunda topluma bir faydası olabileceğini düşünen Gürüft Hanım e, ama tabii ki yani sorumluluk şöyle olabilir çok daha toplumcu gerçekçi toplumcu e, sosyal gerçekçi yazarlar var Türkiye'de. Türkiye'nin de çok sorunları bol bir memleket olmasından dolayı belki ee, ve mutlaka bir mesajı olmalı yazılan öykünün kitabın diyen yazarlar da var çokça. Hani mesela kadın sorunu işte kadınların Türkiye'de çok kadının öldürülmesi ya da ne bileyim işte hayvanlara yapılan eziyet şu hani bunları işlemeliyiz biz sesi bu şekilde duyurmalıyız diye. Benim bu anlamda bir öyle bir özellikle Toplumsal bir şeyi yansıtmalıyım ve bir mesaj vermeliyim okura gibi bir kaygım yok. Ben onun birazcık yazıyı kısıtlayacağını düşünüyorum açıkçası Yağmur. Ee, sonuçta bakın bu kadar farklı soru geldi. Bu kaçıncı söyleşi hiç daha önce gelmeyen sorular var şu anda. Yani 20 kişilik bir başka söyleşi olsa 20 başka soru gelecek belki. O yüzden de artık yazar yazdıktan sonra bence okurla olan ilişkisi başlıyor kitabın ve aslında yazarın işi orada bitiyor. Yazar önüne bakıp başka şeyler yazmaya başlıyor. Ee, biraz ben didaktik olmaktan kaçan bir insanım. Çünkü zaten öğretmen olduğum için çok <laughs> öğreten adam, öğreten kadın moduna girmeye hazır bir kafam var. Yazma benim özgürlük alanım. Kafama göre takılabildiğim sizin de e, O yüzden de yani sorumluluktan kastım tam ne bilmiyorum ama hani okura göre yazmaksa kastettiğimiz yok. Ben ben tamamen kendi keyif alacağım şekilde yazıyorum. Benim kitabımdan keyif alan da ona bir şekilde denk gelir, denk gelmezse de canı sağ olsun diye ya düşünüyorum. O... O noktada hocam ben de acaba öğretmenlikten kaynaklı mı bilmiyorum. Benzer düşünceleri paylaşıyorum sizinle. Yani bu e, mesaj verme, e, o bitmeyen bir e, meşhur tartışma cümle cümlelerimiz var ya... ...sanat toplum için midir, sanat sanat için Hah, midir? Evet, değil. aynen aynen. E, biz tabii bunu derslerde de işte e, Tanzimat'tan Servet-i Fünun'a geçtiğimizde... ...bol bol tartıştırıyorum çocukları, işliyoruz onları. Hani bunların aslında... Biri birini söylerken diğerini göz ardı etmiyor. E, o da e, sanat sanat içindir diyen de tamamen e, sanatı toplum dışında bırakmıyor. Neticede bu eserleri yayınlıyorlar yani bu insanın. Tabii, tabii. Yani belki burada biraz nitelik anlamında bir sorumluluktan da bahsedebiliriz. Yani bugün hmm. e, hani yazar adı altında e, yazılan birçok metni görüyoruz zaman zaman öğrenciler de. ...okumaya çalışıyorlar Hı -hı. Hani benim öğrencilerim... ...beni biraz wetbet düşmanı olarak bilirler. Ne <laughs> <Ve> düşmanı? Wetbet. <laughs> wetbet edebiyatı... ...wetbet kitapları var hocam. Şimdi... Hı -hı. ...hani bizim çocukların yaşındaki... ...19-20 yaşındaki çocuklar... ...kendi aralarındaki muhabbeti, sohbeti yazıp... ...böyle işte... E, ...takipçi sayılarını artırıyorlar... ...wetbetten ve onu kitap olarak... ...yayın evleri basıyor. Aslında gençleri de... ...bir nevi buna alet ediyorlar. Yani... ...yazanları da. Yani... Belki nitelik anlamında da yazar olmanın yani adına yazar denilen kişilerin bu anlamdaki bir sorumluluğundan da bahsedebilir miyiz? Bilemiyorum yani ben toplumsal olayları işleme konusunda sizinle aynı Hı -hı. düşünüyorum. Yani biraz daha işin estetik tarafındayım. Hani Hı -hı. ne anlattığından daha çok nasıl anlattığı konusundayım. Hı -hı. Evet. Evet. Ama nitelik anlamında belki bir sorumluluk. Konuştuk. Evet yani dil kullanımı anlamında mesela. Evet, Şimdi evet. Ben çeviriyle de uğraşıyorum. O yüzden de gerçekten kötü bir Türkçeyle yazılmış bir şey okurken insan acı çekiyor. Ee, ya ben, benim bıra kitap bıraktığım oluyor ya da yanına notlar alarak çevirmeniyle veya yazarıyla dil konusunda kavga ettiğim kitaplar oluyor yazılı olarak. Ee, o yüzden de elbette dil olarak hele ki sanat içinde edebiyattan bahsediyorsak dil olarak bir sorumluluğu elbette var okura yazarın kendi üslubu bu tamam e, yıkmaya çalıştığı kurallar olabilir ve bu da üstü bunun bir parçasıdır o da tamam çünkü sanat bu kuralları yıkmaya açık bir alan e, ama evet kesinlikle eğer bir ya yani aslında edebiyat mı mesela o bahsettiğiniz gençlerin yarattığı ortaya çıkardığı kitaplar diyeyim ben bilmiyordum öyle bir de şey olduğunu. Değil hani... aslında. Yani edebiyat edebiyatta denemez onu aslında hocam. Yani net. Evet de onlar de herhalde birazcık daha maddi kaygılı maddi. mı? Ya maddi bir de bugün çok hızlı tüketilen popüler kültür var ya yani bugün popüler kültürün edebiyat alanındaki şeyi diyelim yani temsili diyelim yani. Yoksa Evet doğru. ...çok ünlü şeyler okunmak istemiyor artık... okumak istemiyorlar artık... Peki ...benim kitabım mesela ya çok kısa olduğu halde... ...ay <laughs> böldüm özür dilerim... Böldüm. ...ya evet. şey... Vet vet ...aslında şöyle bir şey biraz... Ee, ...mesela güncel bir konu varsa o ay içerisinde... ...ya da o hafta içerisinde... ...o güncel konuyla alakalı... E, ...yazılar yazılan bir bölüm olabiliyor... ...bazen şey de olabiliyor mesela... ...bir tane çocuğun... ...kendi kafasından uydurduğu... ...çok kısa bir aşk öyküsü de olabiliyor... Yani. Hem güncel konuları kısa kısa barındıran öyküler barındırabiliyor. Hem de bir Hı. insanın kendi o sırada kafasına ne geldiyse yazdığı bir öykü de olabiliyor. Biriniz PET'e ama... yazabilir misiniz? Ben nasıl yazıldığını bile bilmiyorum şu an utandım biraz. VET, BET mi? PET. Yani şey. Nasıl sanırım. yazılıyor? Yazıyorum hocam. Tamam. Orada işte ama herhangi bir roman ya da hikaye. Hmm. Değil yani sadece kısa kısa öyküler ben hiç gibi. Bilmiyorum. Onun için tam Anladım böyle ben bir hiç roman bunu. tasvir etmiyor aslında. Çok nitelikli de değil açıkçası. Yani bildiğiniz hızlı tüketim için uydurulmuş bir şey gibi. Ya şimdi hızlı tüketim için sadece gençler ergenler böyle şeyler yapmıyor ama. Yani e, benim yaşımda evet, ya hani daha, daha evet yani yazar olup mesela ne bileyim beş tane kitabı çıkmış ama edebi bir değeri var mı tartışılabilir yine. Yani o tabii, tamamen tabii, tabii. çok tabii, yani. satan olmaya yönelik yazılan kitaplar da var. Orada artık konuşma bütün gece sürer herhalde. Yani edebi bu bu dünyada yönelik... bile var hocam. Bizzatiyi çok satmak için yazan yazarlar var yani. O öyle. Tabii, tabii tabii. Evet. Evet. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Rica ederim. Hocam sonraki soruyu ben sormak istiyorum sizinle. Tabii. Ee, bir söyleşinizde roman yazmanın öyküye nazaran daha uzun zaman aldığını, öykünün zihne gelen bir ilhamla bir oturuşta yazılabileceğini, bunun aksine romanda ise uzun düşünceler ardından yazılabileceğini dile getirmişsiniz. Hı hı. Genelde öykü ile roman birbirinden çok keskin çizgiler ile ayrılmadığı düşünülse de her yazarı bunun karşılığı farklı olabiliyor. Bu söylediğinize dayanarak öykü ve roman benzerliği konusunda ya da farklılığı ile ilgili ne söyleyebilirsiniz? Ee, öykü daha küçük bir kesit, roman daha büyük bir kesit diyebiliriz. İkisi de hayattan kesitler sonuçta. Ama e, o kastettiğimde belki herkes de aynı olmuyordur. Ama ben bir öyküyü yani atıyorum şu an sizinle konuşurken burada ben oğlumun odasındayım bu arada. Buradaki takvimdeki bir resmi görüyorum. Oradan bir şey aklıma geliyor. Bir çağrışım yapıyor ve sadece bir ufacık bir kesit, daha kompakt, daha e, dağılmaya müsait olmayan. Ee, ama romanda bilmiyorum ben de öyle oluyor 2-3 ayda roman çıkaranlar da var arkadaşlar <laughs> ben öyle değilim ben çok ayrıntıcı bir insanım benim bu mesela uyuşma uyuşma değildi zaten İlk kafamda oluşmaya başladığında belki bir 10 sene kafamda dolandı ee, yani bazen de kaleme kağıda ekrana bir şey düşmüyor ama kafanızda yazılmaya devam ediyor benzerlikleri E tabii ikisi de işte hayattan kesit anlatıyor romanda daha şöyle daha özgürsünüz bence. İstediğiniz kadar uzatabiliyorsunuz. Onun adı öykü olduğunda şimdi hiç şey gördünüz mü mesela sadece iki öykünün olduğu bir öykü kitabı. bu 120 sayfa, 60 sayfalık iki öykü yazayım, öykü dosyası diye yollayayım. Elif hocam derler. Yani iki öykü mü basacağız öykü kitabı diye. Birkaç tane daha ekleyin şuna derler. ama romanda istediğin kadar ayrıntılandırabiliyorsun biraz daha betimlemeydi, işte kişilik özellikleriydi, karakterlerin derinlikleriydi. Daha uzun uzun gönlünce anlatabilme ve kurguyu daha karmaşık hale getirebilme şansı var. Öyküde şey derler, öyküyü kim diyor hatırlamıyorum açıkçası. Çok uzun yıllar öncesinde aklımda kalmış bir şey. Tek oturuşta yazılıp bitirilmelidir. Çünkü tek oturuşta hani okunabilmelidir gibi bir şey söylenir öyküyle ilgili. Ben tek oturuşta yazmıyorum ama diyelim ki dediğim gibi buradaki takvimdeki resimden geldi. Tık tık ilginç bir olay örgüsü geldi aklıma. Onun kaba taslak yazdıktan sonra bir, bir hafta 10 gün üstünde çalışıp bitirirsem bitiyor. Bitirmezsem ya sonra bakarım. Şimdi roman'a geri döneyim. Ya da aman işte e, şu an onu yazmak istemiyorum dersem o öykü orada kalıyor öyle. Ve sonra bir sene sonra yarım dosya olarak baktığımda o öyküye ay diyorum. Şunu bitirsem de bak hazır yazılmış beş sayfası bitmiş bile. Şunu bir okuyayım baştan bir, bir adama adama ne diyeyim işte yoluna sokayım da bir yere yollayayım. Olmuyor o. Yani ama roman da öyle bir şey bilmiyorum. Roman biraz daha ona müsait anlatabildim mi? Çok ifade edemedim kendimi galiba. <laughs> İknur Hanım'la görüşmüştük de İknur Özdemir'le o da aynı zamanda hmm. çekmen. Ee, evet evet biliyorum. Bunu demişti ki öykü şiirin kız kardeşidir. Evet daha kompakt olmak yani, zorunda. Öyküyle, öyküyle romanı konuşurken hani ben öyküyü romandan daha çok şiire yakın bulurum demişti ve öyle bir tanıtım Doğru. yapmıştı yani. Doğru çok güzel bir tanımış. Yani çünkü romanda dediğim gibi uzatabiliyorsunuz ve uzatmanızda kimse yadırgamıyor. E, ama öyküde zaten beş sayfaysa, üç sayfası bir karakteri anlatarak geçiyorsa ee ne olacak şimdi hadi bir şey olmayacak mı? Bekler işte. herhalde okur. Evet. Hocam bir soru, sor, bir soru daha sormak istiyorum bunun üstüne. Sizce yeni yazmaya başlayan bir genç biri, sizce öykü yazarak mı başlamalı yoksa roman yazarak mı başlamalı? Bence gönlünden ne geçiyorsa onu yazarak başlamalı. Çünkü ikisi de zor olacak. Ee, yani ben şiire en uzak herhalde yani şiir en alakam olmayan maalesef ki en beni zorlayan şey tür. Ama ilkokulda mesela ben ufak ufak şiirler yazarak başlamışım defterlerimden sonra Sonra onlar hikayelere dönüştü. Tabii ki hikayeyle başlamak bir şeyin başını sonunu getirebilmek anlamında daha sıkışık olduğu için biraz daha e, üstünde rahat çalışabileceğim bir evet. şey. Ama şimdi sen 250 sayfalık evet. bir <laughs> romanı diyelim ilk şeyinde yazdın. Özgeciğim hoş geldin. Sesini aç. <laughs> hoş geldin. Arkadaşım size bir yazar daha getirdik arkadaşlar. Ya kusura bakmayın. Ee, Hoş geldin. Ne diyordum? Bir şey var, hatırlat bana. Sorunu hocam hatırlat sorunu. E, ben yaşlıyım. Unuttum. Hocam yeni başlayan bile öyküyle başlamalı romanla mı başlamalı? Ha, evet. Yani daha evet toparlaması daha kolay olacağı için, üstünde tekrar tekrar dönüp dönüp çalışması daha rahat olacağı için öykü daha mantıklı olabilir. Ama sizin yaşlarınızda, çok genç yaşlarda ilk roman taslağını bitirenler de var. Hatta yayınlatanlar da vardır muhakkak. Ee, ama dediğim gibi, yani 250 sayfalık bir şeye tekrar tekrar dönüp dönüp... ...daha işin acemisi e, dil dil üstünde daha çok çalışmak gerekirken... ...bir tek ona vaktini vakfetmek biraz daha zor. Öyküyle başlayıp onu genişletmek. Mesela Ömercan biliyor şimdi bizim otlu hazırlıkta. Önce paragraf yazdırarak başlıyoruz akademik yazıya. Yani kompakt olsun diye derli toplu yine onda da giriş gelişme sonuç var ikinci döneme geçtiğimizde onu daha makale boyutuna yine giriş gelişme sonuç var ama ayrı ayrı paragraflarda ve sözcük sayısını artırarak yani formatı öğrenmek biçimi oturtmak kendi sesini biraz bulabilmek anlamında öykü daha az acılı olur ilk başlayan için diye düşünüyorum Teşekkürler hocam. Ee, bir sonraki Ramya arkadaşımızdan. Ramya. Kitapta genel olarak biraz sabır, biraz inanç demişsiniz. Ben bu cümleyi başarıya e, bağlamak istiyorum. Sizce başarı için biraz inanç ve sabır yeterli mi? Biraz yeterli olmayabilir. Biraz çok gerekebilir. <laughs> i̇nanç ara ara gidebiliyor. Bilmiyorum, ben de öyle oldu. En azından belki Özge de dahil olur burada. Ee, sabır kesinlikle gerekiyor. Ee, hem kendine sabır, hem o yolda tökezlediğin zaman tekrar çıkabilmen için bir şey gerekiyor. Ve bazen hani demin dedim ya kağıda hiçbir şey dökülmese bile kafanda yazılmaya devam ediyor bir şey. Mesela ben önceden bunu. İngilizce'de writer's block denen bir şey vardır, duymuşsunuzdur belki. Yani bloke oluyor, hiçbir şey yazamıyor kadın ya da adam ekranın başına geçtiğinde. Böyle boşluk. Halbuki o onlar blokaj anları değil bence. Onlar kafanın üretmeye devam ettiği, sadece dökülmek için henüz olgunlaşmadığı durumlar. Mesela ben önceden bayağı mutsuz olurdum. Yazamıyorum ben demek ki beceremiyorum. Ya olmuyor demek herkesin de yazması gerekmiyor canım diye kendimi teselli edip iyice uzaklaşıyordum. Ama sonra fark ettim ki aslında o demlenme dönemleri gibi. Yani dinlenirken, elin dinlenirken kafan hala çalışmaya devam ediyor. Ve o dönemlerde mesela ben sabretmeyi öğrendim. Biraz e, yazmayı çok seven bir insan insansan üzücü oluyor, acılı oluyor. Yani yazmak istediğini biliyorsun ama henüz çıkmıyor bir şey. Orada işte bir beklemek lazım. Hani şey olur ya ne bileyim hani bizim biz yaşlardakiler için iş toplantıları öyledir. Sizler için belki uzayan kaçmak istediğiniz aile yemekleri ya da ne bileyim neyden sıkılıyorsanız dersler uzun süren dersler öyledir. Ama orada durman gerekir. Çünkü onun bir meyvesi olacak illaki. Yazmada da sabır ve inanç evet bence kesinlikle gerekiyor. İnanç kaybı olabiliyor, dışarıdan etkilerle de çok olabiliyor, olumsuz yorumlarla destek yerine köstek olan kişilerle falan ama kendi kendine de çok köstek olabiliyor insan. Yani inanç kaybı her zaman dışarıdan işte ne bileyim kitabı yayınlatamamak, tekrar tekrar deneyip bir türlü bir yerde bir isim yapamamak olmuyor. Bazen kendi kendine ket buluyor insan. Ya ben bir şey ekleyeyim mi burada? Ette. Canım, canım Elif'im benim. <laughs> merhaba arkadaşlar. Rize'ye de selamlar. Ben de Karadenizli bir insan olaraktan. Merhaba hoş geldiniz, hoş geldiniz Özge Hanım. Merhaba. Hoş bulduk. Ben, ben de yarı Karadenizliyim bu arada. Annem Samsunlu. <laughs> ya ben de Samsunluyum zaten Elif hocam. Öyle eşim de ordulu. Biz Rize'de çalışıyorum ama Samsunluyum. Samsun Bafralıyım ben. Aa, Aa o Bafra, yeşil Bafra. <gülüyor> <gülüyor> evet. ben de Giresun Trebolluyum. Evet. Neyse bu tanışma faslından sonra şöyle söyleyeyim. E, e, yazıda başarıya ulaşmak için bence e, disiplin de çok önemli arkadaşlar. Her şeyde olduğu gibi süreklilik çok önemli. Ee, bir de insanı e, yazmaktan alakoyan e, kendisi ve çevrede bir sürü şey var. Sadece insan babında değil. Yani ne bileyim e, para kazanma derdi var, e, işte e, görevler var, e, aileye görevler var, çocuklara görevler var, e, eşe görevler var. Ya yani bir sürü şey var. Anlatabiliyor muyum? İşte burada. E, o disiplini ve sürekliliği her şeye rağmen yakalayabilmek de çok önemli. Ama tabii en önemlisi herhalde inanç ve istek diye düşünüyorum. Doğru. Şimdi Özge de bunları söylemişken Özge ile biz yazı vesilesiyle tanıştık bir öykü grubunda birkaç sene önce. O öykü grubu şu an dağıldı. <laughs> Biz Özge ile görüşür halde kaldık. Nazar değmesin diyeyim. Yani bu da mesela o inancı kaybettiğiniz zamanlarda e, böyle size inanan birilerinin olması da o inancı tekrar geri getiriliyor. E, ya da demin Özge'nin bahsettiği o gerçekten önemli disiplin. Biz arada dalga geçeriz birbirimizle. Amma tembeliz ya şunu bir türlü yapamadık, bunu bir türlü bitiremedik diye. E, öyle durumlarda mesela sizin gibi yazıya meraklı, ee, ve şey sırf eleştirmiş olmak için değil de gerçekten dışarıdan bir gözle bakıp size faydası olabilecek eleştirilerde yorumlarda bul bulunabilen en az bir kişi varsa onunla birlikte çalışmak da e, belli dönemlerde o inancı şey yapabiliyor mesela sırf özgeye bir şey yollayacağım diye oturup yazabiliyorum bazen ay özgeye söz vermiştim şimdi kız bekler şey olmasın diye o yüzden de evet disiplin evet. de çok önemli yakın çevrenizdeki insanların hangilerini dinlemeniz gerektiği o inancı hala canlı tutmak için hangilerine kulak tıkamanız gerektiğini de öğrenmeniz gerekiyor çünkü herkes çok teşvik edici olmayabiliyor maalesef çok yakın çevreden bile onları da zamanla görüp seçebiliyor insan bir evet, sonraki evet. soru için ayrı nisayet sözü bırakıyorum hocam benim sorum romanınızda her bölüm kendi içerisinde farklı sayılardaki alt başlıklardan oluşuyor ayrıca bölüm ve alt başlıkları süsleyen resimlerle destekleniyor e, bu arada o resimlere de size ait olduğunu biliyoruz e, sizin bu tercihinizin sebepleri nelerdir ayrıca bu seçiminizin romana katkısı ne olur resim seçimlerinin mi evet evet Resimler son anda çıktı. Yani yoktu öyle çizimler aslında. Ama e, şey ben yazmayı yazamadığım, tıkandığımı düşündüğüm ya da elimin yazıya değil kafamın yazıya gittiği çok üretemediğim dönemlerde sanatla ilgili başka şeylerle uğraştığımda bu bana iyi geliyor. E, i̇şte bu ufak ufak bir şeyler çizmek olabilir. Profesyonel bir çizer değilim ben. K kendi keyif aldığım kadarıyla. Ne bileyim bir tiyatroya gitmek olabilir. Bir işte müzik dinlemek olabilir. Hani kafamı canlı tutacak, bana tekrar bir ışık tutabilecek bir şeyler yapmak. Çizimler o şekilde son anda çıktı. Yani artık sonuna doğru geldiğimde çok bunalmıştım. Bir türlü bitiremiyordum. Sonunun ne olduğunu bildiğim halde bitiremiyordum. Ve ufak ufak çizimler çıktı ve hoşuma gitti. Ee, Alakarga yayınlarının genel yayın yönetmeni Faruk Duman. O sırada ben birlikte çalıştım hocam. Sağ olsun o da destek oldu ve. Şey, Faruk, Faruk ilk dönem okulumuzda misafir ettik. Çocuklar tanır yani. İlk dönem geldi. Öyle mi? Evet Her şeyi... o çok, çok karga sabununu evet, yani. okutmuştum. Öykü ünitesinde listeye koymuştum. İlk dönem okulda yüz yüze konuk ettiğimiz yazar oydu. Ne güzel harikaymış. Ee, diğerleri de e, haiku deniyor. Belki biliyorsunuzdur. Çete de yazayım. Merak eden olursa bakar. Bu bir bir tür Japon, kısa Japon şiiri bunlar. Belli bir ölçüsü var. Ee, şu an hatırlamıyorum. Hemen buradan bakıp söyleyeyim size ölçüsünü. Bir iki beş yedi beş ölçüsünde. Ee, doğa ile ilgili. O da yine aslında o hani bahsettik. Ya, şamanizm de şuydu, buydu. Neden Doğa insan ilişkisi? Onların hepsini. Birleştiren bir şey oldu. O da yine kitap bittikten sonra tesadüfen ben bir haiku atölyesine katıldım. Pelin Özer'in o da şair ve yazar belki biliyorsunuzdur. Ee, haiku neymiş diye merak edip gittim. Yani haiku yazma, Japon şiir yazma gibi bir amacım olduğu için değil. Ama çok hoşuma gitti. Çünkü gerçekten çok kompakt, çok sıkışık bir şekilde o hece ölçüsüne uymaya çalışarak doğa ile ilgili bir şey yazıyorsunuz ve çok acayip çağrışımları olabiliyor. Ve orada çıkanlardan bazıları, benim sonra eklediğim bazıları da kitaba o şekilde girdi. Yani kitabın kendi e, dokusuna uyduğunu düşündüğüm için onları da son anda ekledim. Teşekkürler hocam cevabınız için. E bir sonraki soru Kevser Tegil arkadaşımızdan gelecek. Buyur Kevser. Umandaki anlatım tarzı sayesinde okur olarak kendimize hem yaşadığımız dünya kadar gerçek hem de büyülü bir atmosfer içerisinde buluyoruz. Böyle bir anlatım tarzı seçmenizin nedenleri nelerdir? en ee, başında da hani daha doğrusu isimlerle ilgili e, Okan sanırım sormuştu. Birazcık ben kaçış alanım benim edebiyat yazarken. Ee, yani yazdığım konu ağır olduğu zaman, yani öykülerimde mesela biraz daha gerçekçi şeyler yazabiliyorum. Daha günlük hayattan, bizim ülkemizden, kültürümüzden. Ama daha uzun şeyler ve böyle ağır ölüm gibi, hani kayıp gibi, yas gibi ağır şeyler yazdığımda o ağırlığı kendime iyice tepeme çökertmemek için birazcık daha hafifletici unsurlar kullanmam gerekiyor. Birazcık onunla ilgiliydi sanırım daha bir de ben seviyorum. Yani çok gerçekçi şeyleri de okumayı, izlemeyi seviyorum. Mesela savaş filmleri izlemeyi seviyorum, dram izlemeyi seviyorum. Ama onun yanında tamamen bambaşka böyle hani ne bileyim şuradan bir şey çıkacak şu anda. Pencereyi açacağım ve içeri bir yaratık girecek, bir peri girecek, bilmem böyle hani hayal gücünü çok e, tetikleyen şeyleri de seviyorum. Kendim okumayı, izlemeyi de seviyorum. O yüzden yazarken de kendi keyif aldığım şey. Hani bir gün atıyorum mesela savaş filmi izlemeyi seviyorum dedim ama bir gün oturup bir savaş romanı yazar mıyım bilmiyorum şu anda elbette. Ama şu anki kafa yapım biraz daha e, konu çok ağırsa dil mümkünse sade hafif e, kaldırılabilir olsun ve biraz daha e, nefes aldıran alanları olsun diye. Tamamen bencilce sebepler gibi. Teşekkürler. Rica ederim. Sonraki soru için Hidan'ı sözü bırakıyorum. Buyurun Hidan. Hocam benim sorum bir, e, biraz daha genel. Ya, <laughs> yazarların en büyük korkularından olabilecek anlaşılmama korkusu hakkında ne düşünüyorsunuz? Ee, öyle bir korkum varmış bilmiyorum. <laughs> benim yok. <laughs> ben genel olarak çok anlaşılabilen bir insan olduğumu düşünmüyorum zaten. <laughs> biraz ya çok aslında düz net bir insanımdır hayatımda bilen bilir Özge bilir Ömercan bilir mesela öğrencim olarak ee, ama yanlış anlaşılmaya da çok müsait tabi dümdüz bir insan olmak ee, yazar olarak anlaşılmama gibi bir kaygım şu ana kadar olmadı sanırım dediğim gibi ben bir yazılı ürünün verildikten sonra yazarından çıktığını ve artık hani benden koptuğunu düşünen ...yazar tayfasındayım diyeyim. E, kimin nasıl yorumladığı, kimin nasıl anlamak istediği... ...kimin neresinden e, kendine bir pay çıkaracağı... ...kimin hiç pay çıkaramayacağı tamamen o okurla ilgili bir şey. Yani o nedenle işte bir sürü görsel ve yazılı eser var, film var. Her müziği herkes sevmiyor... ...ne biçim şey bu diyor... Öbürü, ...öbürü hüngür hüngür ağlıyor o şarkıda... ...öbürü dans ediyor... ...ya da ne bileyim benim kitabımı okuduğumda... ...benim oğlum bitiremedi benim kitabımı... <laughs> ...çok uzun geldi cümlelerim bana... ...sonra bir daha deneyeceğim dedi ki... ...çok kitap okuyan bir çocuktur mesela... ...yani her şey herkese hitap etmek zorunda... ...değil e, düşüncesi çok yerleşik... ...olduğu için ben bende... E, ...anlaşılmama gibi bir... ...anlaşılmak gibi bir hedefim yok... O yüzden anlaşılmama korkum da yok sanırım kendi adıma. Evet Özge de Özge ile bu konuda da anlaşıyoruz zaten yazı konusunda. Yani çünkü Teşekkür o zaman ederim. anlaşılmak için yazarsan okura göre yazman gerekir. Yani okur ben, beni okuduğunda anlayacak mı? Herkes beni onaylayacak mı? Herkes beni sevecek mi? Ee, ha, birkaç kişi okur, anlar, bağ kurar ve severse kendiliğinden ne ala. Ama e, öyle bir görevim olduğunu düşünmüyorum. Kim nasıl anlarsa o şekilde anlayacak çünkü sanat bu. Teşekkürler hocam cevabınız için. Bir sonraki soru Nisan Nisanur Güneş arkadaşımızdan. Nisan Yönel Çeviri yaparken eseri ana dilinden de okumuş oluyorsunuz. Bir edebi eseri ana dilinden okumakla çevirisinden okumak arasında sizin için ne gibi farklar oluyor? Eser dilimize çevrilirken orijinalinden kaçırdığımız anlamları oluyor mu? E, çevirisinden okumak ve orijinalinden okumak şöyle. E, okur olarak okursam mı? Yoksa çevirmen olarak okursam mı? Evet süper Hı. soru bence de. O yüzden zaman kazanıyorum Özge şu an. Ben okur olarak okur olarak merak ettim hocam. Ya şöyle şimdi mesela İngilizce kitap okurken açıp her kelimeye bakmam ben. Ee, oradaki hani öğrencilere de hep zaten e, kitap okumalarını önerdiğimizde İngilizce öğretirken yani her sayfada geçen her kelimeye bakarsan sıkılırsın ve bırakırsın. Yani bu bunaltıcı bir şey çünkü ee, dile ne kadar hakim olursan o bilmediğin kelime çıkacaktır illa. O yüzden de İngilizce bir kitabı okurken ben orada ne olduğunu anlıyorsam benim için yeterli. O hissiyat bana geçiyorsa. Ha, o cümleyi anlamama engel olacak bir şey varsa elbette açıp bakarım. Ama çeviride hissiyat yetmiyor. Yani çeviride ayrı bir sorumluluğunuz var. O kitabı sizin çevirinizden okuyacak olan kişi yazarın ne yazdığını merak ediyor. Çevirmenin ne söylediğini değil aslında. Yani orada sanatçı, yazar ve çevirmen sadece e, o yazarın başka bir dile başka bir dili konuşan insanlara ulaşabilmesi için bir köprü, bir aracı. Dolayısıyla orada daha bence mesela demin sordunuz ya yazarın sorumluluğu, çevirmenin sorumluluğu bence bir, bir tık daha yüksek o anlamda. Aslında Çünkü romanı yani... romanı Türkçe yazan hocam. Rusça bir romanı, Fransızca bir romanı Türkçe yazan aslında çevirmen. Sadece çevirmen kelimesi de karşılamıyor onları bence. Çok daha büyük iş yapıyorlar. Baktınız. Evet evet yani o bayağı meşakkatli bir iş. Mesela o yüzden de çev okurken o kadar e, dikkat etmediğin kelimelere. E, şimdi mesela ben şu anda bir Hemingway çevirisiyle yine uğraşıyorum. E, okuduğumu gayet anlıyorum. Ama öyle şeyler söylüyor ki onu Türkçe'ye anladığım şekilde sadece kafamın içinde duyduğum sesle yansıtamam. O kelime oraya o şekilde mi gelmeli bu şekilde mi gelmeli cümlenin yapısı böyle mi olmalı şöyle mi olmalı. O açıdan çeviri bir tık daha meşakkatli ya da ikisini belki ayrı kategorilere koymak lazım. Hocam Ama, artık, artık e, Emel Bey sizin yazarınız mı? Ya <gülüyor> evet <gülüyor> yazarım değil diyorum değil mi Ayla? Yani biraz öyle oldu, mecburen evet. çünkü çok içli dışlı olduk kendisiyle. Evet. Ee, evet ilk başladığında çevirmeye gerçekten de şey birazcık birazcık değil epey hani kişisel hayatında maço işte ne bileyim ava çıkan yani bir sürü kedisi olmasına rağmen hayvan avlamaktan keyif alan bir adam olduğu için ben de çok hayvansever hani kimseye zarar gelmesin kafasında ve biraz daha yani biraz daha değil epey feminist ekole yakın kadın hakları diyen bir insan olduğum için sinirleniyordum kendi kendime ama bu kadar içli dışlı olunca fark ediyorsunuz ki hiç kimse göründüğü kadar değil gerçekten. Ee, o belki de onun maskesi hatta çünkü çok inanılmaz duygusal e, hikayeleri var. inanılmaz yani bu bu kadar maça görünmeye çalışan bir adam nasıl bu Böyle kadar acı çeken <laughs> bir adamı yazabilir bir ilişkide diye. Evet. O yüzden de evet şey yıldızımız Barış'tı çok şükür. Ben biraz direndim ama. İyi, <laughs> İyi güzel hocam teşekkür ederiz. Özge Hoca'yla Hemingway'i yan yana getirmememiz lazım. Dövecekmiş. <laughs> evet, evet. evet. <laughs> Neyse gelemezler artık yan yana zaten. <laughs> evet. evet. Burak Bey de diyor dünyanın en kısa öyküsü de ona ait. Evet, Burak Hoca bununla ilgili bazı şey... E, çelişkili açıklamalar okumuştum bir yerlerde ama ben o şu küçük kız çocuğu ayakkabı değil mi onunla ilgili olan o onun değil diye birileri bir şey demişti ama evet. Bakmak lazım tekrar. Evet var devam edebilirsin. Ee, sonraki soru Yakup Eren arkadaşımızdan. Buyur Yakup. Yakup'cum sesin kapalı. Yakup Eren mikrofonun kapalı. Pardon hocam. Sesim geliyor mu hocam? Evet geliyor. şu anda sorun yok. Sizce var olan bir metni çevirmek mi daha zordur yoksa yeni bir metin yaratmak Hmm. ikisi de zor. İkisinin de kendi zorlukları var. İkisi farklı kulvarlar. Ee, ama kendi kendi adıma konuşabilirim şu an tabii ki. Ee, kendi metnini yaratmak daha büyük bir özgürlük alanı olduğu için daha kolay demeyeyim ama daha kuralları yıkabileceğim bir şey. Ama çeviri olduğunda demin de dediğim gibi Okuyacak olan insanlara karşı büyük bir sorumluluğun olduğu için o yazarın ne demek istediğini onun üstü bunu çok da bozmadan anlam kaybı yaşatmadan e, çevirmeye çalıştığın için onun farklı zorlukları var. Bu arada deminki sorunun bir ikinci ayağı vardı sanırım çeviriyle ilgili ben onu unuttum. Ana dilden çevrildiğinde kayıp olur mu anlam kaybı olur mu gibi bir şey mi vardı? Evet Mücaklı. evet hocam doğru anlam kaybı olur mu diyordu doğru. Olabilir tabii ki yani özellikle çok farklı kültürlerden olduğunda ee, yani olmaması ideali ama muhakkak ki e, oluyordur diye düşünüyorum. Çünkü çok kültürel şeyler giriyor. Yani e, ne bileyim Japoncadan mesela. Çevrildiğinde şeylerde, filmlerde dikkatimi çekiyor benim Kore filmlerinde, japon filmlerinde adam bir araba dolusu laf ediyor, aşağıda üç kelime yazıyor mesela. Şimdi <laughs> belki gerçekten sadece o anlamı vermesi o sahne için yetiyor, belki çok büyük derinlik gerekmiyor, belki ondan ama bilemiyoruz ki. Japonca bilmiyorum ki yorumlayayım. Ee, o yüzden de biraz çevirmenin insafına da mı kalıyor diyelim. Mesela eski çevirilerde şey oluyormuş bayağı çevirmen. Bu çok eskilerden bahsediyorum. Türkiye'de en azından. Bir paragraf yok. Orayı çıkarmış çevirmen. Orayı çevirmemiş. Öyle uygun görmüş. Yayın de öyle basmış o kitabı. Bu, yani bu mesela bence kabul edilemeyecek. Var var hocam. Mesela Karamozov'un önceki çevirilerinde var. O işte... E, Türklerle alakalı e, geçen mevzu işte Türklerin savaşta şöyle yaparlar böyle yaparlar işte mızraklar şunlar bunlar. Daha eski çevirilerinde mesela Karamozo kardeşlerin o bölüm yok. Evet yani yayın de evleri de yapabiliyormuş bunu şu anda yapıyorlar mı bilmiyorum ama hani hacmi küçülsün işte okuyucu çok sıkılmasın gibi satış kaygılarıyla da ama yani yazar onu kısa yazmak isteseydi kısa yazardı o paragrafı yazmamak isteseydi yazmazdı diye evet. düşünüyorum. <laughs> evet bu arada Özge dünyanın en çok kitap okuyan ve en çok dilde kitap okuyan insanı. <laughs> İsmail Hocam. Harika. Bir yere misafir ederseniz bütün gece sohbet edebilirsiniz gerçekten. Ha? Harika harika çok güzel. Memnun oluruz. Evet Şevval. Programın son sorusu için Hüdanur'a sözü bırakıyorum. Buyur Hüdanur. Aynı zamanda Öykü'de yazıyorsunuz. Kendi metinlerinizde çeviri yaptığınız yazarlardan etkilendiğiniz oluyor mu? Yok. O oh. hmm. Çevirdiğim metinlerden. Zaten benim edebiyat çevirim Hemingway ile sınırlı. Diğer çevirilerim hep işte biyografi var, sosyal bilimlerle ilgili var, felsefeyle ilgili var. Hemingway'den yazı tarzı olarak etkileniyor muyum? Hayır. Ama etkilenme değil ama mesela ben çok laflı bir insanımdır. Konuşurken de çok konuşurum, yazarken de çok uzun uzun yazarım. O benim üstünde çalıştığım bir şey senelerdir. Hani gerektiği kadarını söyleyen insanlara çok hayranım mesela. Ee, ne bileyim mesela biri mesaj atıyor. Ben uzun uzun açıklarım, anlatırım, bir daha yazarım, tekrar düzeltirim, e-maili kırk kere kontrol ederim. Öbürü sadece evet yazar geçer mesela. Hani karşıdan kaba gibi görünür ama düzdür, nettir aslında. Sadece gereken cevabı verir. Ee, Hemingway'de de gerektiği kadarı yazan, basit dil kullanan, e yani bazen cümleleri çok uzatsa da çok net olabilen bir adam. Zaman içinde etkilenmiş miyimdir bilmiyorum. Hani tarzımın hiç alakası yok. Hem böyle zaten ama e, sanırım genel olarak hayır. Bir tek e, Ursula Le Guin'in e, Yerdeniz e, serisinin ilk kitabını okuduğumda Yerdeniz Büyücüsü'nü gerçekten o kadar basit bir dille, o kadar görsel şeyi nasıl sağlayabildiğini üstüne düşünmüştüm okuduktan sonra zaten kitabın girişinde de alıntı var ondan görmüşsünüzdür ee, o beni çok etkilemişti yani ben olsam bu cümleyi ne kadar uzatırdım ama bak kadın sadece atıyorum beş kelimede şöyle bir dünya yaratmış bana ve ben bunu gözümün önüne getirebiliyorum ee, o etkilemişti çevirdiğim bir yazar olarak değil ama tabii tarzından e, üstü bundan dil kullanımından etkilendiğim yazarlar var Teşekkürler hocam cevabınız için. Hocam evet. sorularınız bu kadardı. Arkadaşlarımla birlikte hepsini sorduk. Siz de içtenlikle cevapladınız. Okulum ve arkadaşlarım adına size çok teşekkür ediyorum. son olarak kapanış için sözü İsmail hocama bırakmak istiyorum. Ben teşekkür ederim. Çok çok güzel sorular hazırlamışsınız. Aklıma hayalime gelmeyen şeyler de sordunuz. ben hepinize çok teşekkür ederim. Hem vakit ayırıp burada olduğunuz için hem de vakit ayırıp bu, bu sorular üstüne düşündüğünüz için. Evet. Teşekkürler Şevval. Bana da söz hakkı verdiğin için. Elif Hocam e, öncelikle bu e, genç moderatörümüze, güzel moderatörlüğü için teşekkür ederek başlayayım. Hı hı. E, tabii biz Sosyal Bilimler Lisesi olduğumuz için biraz öğrenciler e, yazıyla, kitapla, edebiyatla tabii belki diğer lise türlerine göre daha yoğun e, temas içerisinde olsunlar da istiyoruz. Evet. Biraz yayınlarımızdan şöyle bahsedeyim. Böyle yılda altı kez çıkardığımız bir bültenimiz var. Sadece bizim öğrencilerimiz yazar Timya bülteninde. Ee, biz bunu bunları size ulaştırırız hocam inşallah programdan sonra. Hah, ben de onu diyecektim nasıl erişebiliriz yani, diyecektim. Bir Erdem dergimiz vardır. Ee, okul olarak e, yılda iki kez çıkarırız dönemlik. Ve Türkiye'deki bütün liselerde okuyan öğrenciler ve çalışan öğretmenler bu dergide yazı yazabilir yani bu sayıda mesela Denizli'den işte Kars'a kadar farklı öğretmen ve öğrencilerin yazıları da vardır. Bizim öğrencilerimizin yazıları da vardır. Harika. Bir de hazırlık sınıfımızda olduğu için bir de İngilizce dergi çıkarırız. Montano isminde. Süper. Yani öğrencilerimiz burada da İngilizce metinler yazarlar veya inceleme yazıları yazarlar. Bu şekilde tabii burada sizin gibi kıymetli kişileri de gördükleri zaman, hocalarımızı gördükleri zaman onlara çok ciddi katkıları oluyor bunların. Yani burada belki bir saatlik bir sohbet olarak görünen şeyin hepimiz için çok güzel katkıları oluyor. Ben şahsım adına da çok keyifli bir sohbet yani gerçekten çok teşekkür ediyorum size. Ben çok teşekkür ederim. Benim için belki kat kat daha fazla keyifliydi emin olun. Yani ben Burak Bey'i takip ediyordum. Onun vesilesiyle görmüştüm aslında uyuşmayı da öyle takipleşirken onun tavsiyeleri doğrultusunda alıp okumuştum. Ben de çok beğendim ve hemen listeye ekledim. Çocuklara da söyledim. Aynı şekilde bu iletişim kurmada da yine yardımcı olmuştu. Sağ olsun Burak Bey. Ona da tekrardan teşekkür ediyorum burada. Evet, Burak Hocam da Özge ile birlikte en çok kitap okuyan bir başka insan. <laughs> evet. Onun, onun yüzünden sürekli bütçem sarsılıyor. <laughs> evet yani öyle bizim de bütçemiz bir kısmı oraya gönül vermişiz yani kitap okumaya okuyoruz. Vesile olan herkes de sağ olsun teşekkür ederiz. Yine programa katılan Özge Hanım'a, Burak Bey'e, Ömer'e bütün misafirlerimize de teşekkür ediyorum. Müsaadenizle kaydı durduruyorum hocam.